Yaşam geçitlerden oluşan bir tünel ve bazı tüneller sizi uzun, karanlık bir yolculuğa götürebiliyor. Bu süreçte insanlar ve geri kalan her şey karartıya dönüşüyor. Bir çocuk kadar savunmasız kalıyorsunuz. Gece odasının ışığının kapatılmasını istemeyen huzursuz bir çocuk gibi sabahı bekliyorsunuz. Sanki güneşin doğuşu hiç bu kadar uzun sürmemişti diye geçiyor içinizden. Bu sizin karanlığınız, sizin korkunuz. Bu hiç tanımadığınız biriyle aynı odada kalmış olmanın gerginliği. İnsanın en savunmasız anı karartıda kaldığı andır. Sesler duyarsınız. Karanlığınız kulaklarınızı tırmalar. İçinizi kemirir. Gözlerinizin önünden biçimsiz görüntüler geçer. Korkularınızdan yaratmış olduğunuz karartılar. Karanlıkla birlikte düşmanınız ve algınız değişir. Kendinizi sorgulamaya başlarsınız. Hayatınızı ve hareketlerinizi. Tüm acılarınız yer değiştirmiştir artık. Buna duyularınız da dahil. Görme duyunuz zayıfladığı için seslere odaklanırsınız. Sesleri dinler ve çıkışı aramaya başlarsınız. Göremediğiniz için bir panik halindesinizdir. Bu yüzden ilk yapacağınız şey bildik bir ses duymayı dilemektir. Bazen yıllar sürer ama uzun, sancılı ve karanlık geçen bir gecenin de sonu vardır. Geçici ve loş ışıklar vakit kaybıdır. Kendinizi dinleyin ve ışığın kendiniz olduğunu hatırlayıncaya kadar karanlıkta kalın. Kalbiniz, ruhunuz ve aklınızdaki fenerleri yakmadan o odadan dışarıya adımınızı atmayın. Kendi yalanlarınız kendi sonunuzdur. İnsan hem yoldur hem de yolcu. Hem karanlıktır hem de aydınlık. Bu yüzden karanlıkta kalmak da bir seçimdir. Karanlıktan çıkış da.